Amerika hisse senedi piyasaları dün beklentilerin üzerinde gelen verilerin ardından yükselişle açılsa da momentumunu koruyamadı. Teknoloji hisselerindeki geri çekilme endekslere yansırken Nasdaq 100 en çok kayıp yaşayan endeks oldu. Amerika'da açıklanan veriler ekonomi hakkında karışık bir resim çizmeye devam ediyor. İşsizlik sigortası başvuruları 5 haftadır düşmeye devam ederken 227 bin beklentisinin altında 213 bin kişi olarak açıklandı. Aylık perakende satışları Ağustos'ta -0.1 beklenirken 0.3 yükseldi. Bir önceki ay %0.6 yükselen aylık endüstriyel üretim verisi, %0 ile sabit kalması beklenirken %0.2 düştü. Geçen gün açıklanan CPI verisinden sonra risk iştahında düşüşler devam ederken, açıklanan veriler sonrası Fed'in agresif faiz artışına devam etme ihtimali satış baskısı yaratıyor. S&P 500 endeksi %0.92 düşüşle 3910 puandan kapattı. Endekste yer alan 11 sektörün sadece ikisi yükselişle kapatırken, sağlık %0.55, finans %0.31 yükseldi. En fazla düşüş %2.54 ile enerjide olurken, altyapı %2.52, bilgi teknolojileri ise %2.37 düştü. Dow Jones endeksi %0.56 düşüşle 30.962 puandan kapattı. Endekste %2.33 ile bilgi teknolojileri, %1.62 ile enerji en çok değer kaybeden sektörler oldu. En çok yükselen sektör ise %1.30'da sağlık oldu. Avrupa endekslerinde yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının şahin politikalar uygulamaya devam edeceği endişesi nedeniyle risk iştahı azalıyor. DAX endeksi %0.55 düşüşle 12.956 puandan kapattı. Finans %0.73, telekomünikasyon %0.19 yükseldi. En çok düşen sektörler ise %1.97 ile altyapı ve %1.17 ile isteğe bağlı tüketim oldu. FTSE 100 dün küçük bir kazançla %0.07 artıda 7.282 puandan kapattı. Finans %1.38 yükselişte günün en çok yükseleni olurken, altyapı %1.34 de en çok düşen oldu. Avrupa genelinde banka hisselerinin ayrıştığı görülüyor. Fransa CPI aylık %0.4 beklenirken %0.5 açıklandı. Kakaran 40 %1.04 düşüşle kapattı. Bugün Amerika tarafında Michigan Üniversitesi Hissiyat Endeksi ve net uzun dönem TIC akış verisi bekleniyor. Avrupa tarafında ise Eurozone aylık ve yıllık CPI beklenen veriler arasında. Ekonomik veri takviminin Amerika ağırlıklı olduğu işlem gününde dolar endeksi yukarı yönlü hareketini kısmen yavaşlatırken emtia paralarının kayıpları dikkat çekiyor. Avustralya doları dolar paritesi %1'e yakın kayıpla 0.67 seviyesinin altına gelirken 14 günlük RSI indikatörü de 38 seviyelerine kadar geldi ve aşırı satım bölgesine oldukça yakın durumda. Sterlin dolar paritesi %0.60 kayıpla 1.14.60 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise sakin bir gün geçirdi ve 1 seviyesinin hemen altında hafif kayıpla işlem gününü sonlandırdı. Amerika tahvil getirilerinin artmaya devam etmesi ve Fed beklentilerinin şahinleşmesiyle beraber altın üzerindeki baskı da devam etti. Çarşamba günü 1700 dolar seviyesinin altında kapanış yaparak psikolojik sınırın altında kalan altın, dün yaklaşık 35 dolar kaybederek 1660 dolar seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Altında 14 günlük RSI indikatörü 30 seviyesine gelerek aşırı alım bölgesine ulaşırken 1660 ve 1640 dolar seviyeleri kısa vadeli takip edilecek destek noktaları olacaktır. Salı günü beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamları sonrası Fed'in Eylül toplantısında 75 baz puan artış yapacağı beklentisi %100'e yaklaşırken sonraki toplantılar içinde şahin görüşler ağır basıyor. Daha önce 50 baz puan olarak fiyatlanan Kasım toplantısındaki faiz artış beklentisi 75 baz puan seviyesine çıkarken, resesyon korkusuyla oluşan faiz indirim zamanlaması da 2023 yılının ikinci yarısına kadar ötelenmiş durumda. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 5 baz puan yükselerek 3.45 seviyelerine gelirken, 2 yıllık getirilerse yaklaşık 8 baz puan artarak 3.90 seviyesine yaklaştı ve getiri eğrisinin kısa tarafı daha da dikleşti. 5 yıllık tahvil getirisi ise 3.65 seviyesinde. Avrupa tahvillerinde de dün satış baskısı hakimdi. 10 yıllık getiriler ortalama 5 baz puan artarken Almanya 10 yıllık getirisi 1.76, Fransa 10 yıllık getirisi 2.30 ve İngiltere 10 yıllık getirisi 3.15 seviyelerinden işlem gördü. Önümüzdeki hafta Fed toplantısıyla beraber Amerika hazinesinin yapacağı 20 yıllık tahvil ve 10 yıllık TIPC ihracı önemli olacaktır. Güne yatay negatif başlayan Türkiye tahvilleri ise Amerika seansıyla beraber satış baskısı altında kaldı. 5 yıllık CDS yaklaşık 30 puan yükselerek 730 seviyelerine gelirken 10 yıllık hazine kıymeti getirisi tekrar %10 seviyesinin üzerine yükseldi. Kısa vadeli kıymetlerde baskı daha fazla hissedilirken 2 yıl vadeli kıymet getirisi de yaklaşık 20 baz puan artarak %8.5 seviyelerinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.